Haset öyle bir şey ki. Öyle ben haset ediyorum. Aslında hasetim demiyor. Mutlaka bir kılıfla gelir o. Adam kat attıkça sanki bu çıldırıyor. <laughs> Tam. Yani bina yükselmiyor adam aşağıya gidiyor kendisi. Ona gene kat diyor ya. Gene yukarıya çıktı diyor. Şimdi hizmet edenlerin, hasetçisi hizmet edenler karşıdaki bakkal senin haset etmez. Bugünkü dersimiz haset. Haset böyle sıradan masum gibi gözüküyor ama çok ciddi satmelere vesile oluyor, sebep oluyor. Fakat Allah niye yarattı? Mutlaka kullanılacak yerine göre değişiyor. İfrat ve tefrit vasatını hemen şey yapayım. Ne işe yarayacak diye. i̇fratı şudur. Her şeyin ama. Her şeyin ifratı karşıya atır. Saldırgan böyle. Yani mesela haset yapayım sende olmasın da bende de olmasın. İfratı görüyor musun? Hasretin ifratını. Bak okuyacağız bunu. İfrat, her şeyin ifratı, her şeyin ifratı karşıya atar. Tefriti kendisini yer. Yani ifratı sende olmasın, bende de olmasın. Tefriti bende olsun, sende olmasın. Vasatı sende de olsun, bende de olsun. Böyle bir şey. Haset Yuvaları darmadağın eden insanların eğer hasedin tefriti ise içsel çöküntü, eğer ifrat modunda ise karşıyı yok eder. Şimdi hizmet elemanlarına söylüyor. Geldim başka bir yere, başka bir yere geldim. Hizmet eden gençler, emsaller arasında kaçınılmaz bir şeydir. Emsal ise, mütema, mütemasil ise, birbirlerine misil iseniz tezadın sebebidir eşit olmak. İmtiyazda olmamak. Yaşça emsalsınız. ilimle de hemen hemen emsalsınız. Bu tezadın sebebidir. Bunu çıkarsa endişe etme. Çünkü çıkacaktır. Çıkmaması mümkün değil. Kurt diyecek. Mutemasil ise, misil ise emsaldır. E, Mutemayiz ise, imtiyazlı ise oranın sevki dev devamına sebeptir. Çünkü mesela diyelim ki, mesela kendim burada misal vereyim. Beraber burada olsak. Siz de ben mütemasil değiliz. Yaş itibariyle, konum itibariyle, geçmiş itibariyle sizinle ben emsal değilim. Sizin şeytanınız, nefsiniz bana karşı aldatamaz sizi. E bu abiyle ben, ben de emsalim canım. Onun gibi benim de şey olsun diyemez. Şey, şeytan seni kandıramaz. Yaşın kaç? 37. Ben, oh, oh. Şimdi nasıl şeytan kandıracak şeyi? 60 küsür olmuş değil mi? Heh. <laughs> yani zıt ise tesanüdün sebebidir. O zaman emsaller olduğu zaman şöyle bir sıkıntınız olur gelecekte. Böyle bir mutemayiz bir şahs maneviyle hareket etmek zorundasınız ki istikbaliniz olsun. Yoksa çok her, her asırda gördüğüm gibi adedini de bilmiyorum. Sıkıntılara sebebiyet vermiş. Niye vermiş? Böyle çalışıyor. Sen iyi olursun ama dışarıdaki el iyi olmaz. Sen iyi olursun, anlayışlı olursun ama ötekisinin bir zaafı olur, bir kurt gövdeye girer. Onun için bir şey hizmetin devam edebilmesi için orada mütemayiz bir şahsı manevi hükmetmesi lazım. Şahsı manevi, mütemayiz, imtiyazlı. Hani ona mesela diyelim ki bayram beraber hareket ediyoruz kardeşim. 22 süreç. Şimdi onun nefsi der mi ki Hasan abiyle ben ben de emsalim, ben de aynıyım. Onun şey gibi ben niye malım satılmıyor, niye onun gibi ben şöves, niye niye diyemez. Şeytanı o kadar aptal değil yani. Şeytan o kadar da şeytan değil. Yani o kadar da hayvan değil yani. Biraz mantıklı olması lazım şey. Şeytanı şey. E, em, emsal olması lazım ki onlar hemen şeytan ona uygun olsun. Ali hoş geldin. Bunu yaptıktan sonra tefriti nedir hasetin? Tefriti bende olsun, sende olmasın. Her şeyin tefriti kendine, kendini yakar. İfratını bir daha söylüyorum. Sende olmasın, bende de olmasın. Vasatı, her şeyin vasatı onda olsun, bende de olsun. Aynı zamanda psikolojik bir temel altyapıdır yani. Ahlak-ı her şey ahlak-ı de aynı zamanda. Haset nimettir. Haset nikmettir. Bir şey ne kadar büyük nimet ise o kadar nikmettir. Allah nimet hiçbir şey yaratmamış. İki şey hariç. Şerri mutlak, şeytan, hayri mutlak, melektir. Diğerin, yani iman küfürün e, mutlaktırlar bunlar. Bunların dışında, bunların dışında her şey zıttı ile vardır. Yani e, bu kardeşinizin size bir şeyi olsun. Bu psikolojinin alt veri tabanında hiç yorulma yani. Hassette asıl olan mana bir nimetin. Mana ne? Bir nimetin bak. Çok acayip. Bir nimetin, bir faziletin, bir nimetin, bir faziletin sahibinden zevalini arzu etmek. Olmasa ya de nerede var bu yahu? Keşke bilmeseydi yahu. Nereden anlatıyor o çocuklara yahu? Şuraya bak zalimliğe ne bak ya haset ne kadar rezil bir şey ki okullara anlatıyor Risale-i Nur'u hasetinden anlatmasın niçin o çocuklar duymasın gerek yok niçin sebebi Ali Yücelmesi. o çocukların bu sistemin diş dilin arasına yok olmasına razı oluyor yeter ki Ali ile olmasın bu iş böyle zalimane alçak bir histir bu o çocukların bu sistemin dişlinin içinde eriyip yok olmasına razı ama yeter ki Ali anlatmasın. Çok acayip. Öyle kaldıracaksın kafasını bir olduğun zaman ya ne anlatıyor? Hasan, Ahmet, Mehmet kimi ne anlatıyor? Ya Allah Kur'an söylüyor. Ne zaman? Allah ve Kur'anlar anlatılmadığı dönemde şimdi. Anlatıyor. Allah'ından razı olsun demesi gerekirken nereden ya bunları biliyor, anlatıyor ya. Keşke bir iş yapmasaydı, bilinmeseydi. Şunu görüyor musun? Toplum ki çoksun önemli değil. Ama Ali Hasan bilinmez. Böyle bir şey. Ne diyor? Bir nimetin, bir faziletin sahibinden zevalini arzu etmek. Onunla hizmet ediyorsun. E şöhret için yapıyor. Ne için yaparsa yapsın sana ne? Sonuca bak. Onun şöhret için, bilinmek için, tanınmak için yapsa ona zarardır. Ama anlattığı konu çocukların ve insanlar fayda görüyor mu? Görüyor. Risale-i Nur'la tanışıyor mu? Tanışıyor arzu etmektir. O nimetin kendisine geçmesini iste, istesin veya istemesin. Bana da hani var ya ifratı. Sen de olmasın. Bu lisan bilgisi, bu şeyi anlatma vesaire. Sen de olmasın. Ben de de olmasın. Yani bana istersen geçsin veya geçmesin. Mutlu. Hiçbir şey yok. Olsun veya olmasın değil. Olmasın bende. Sen de olmasın da bende de olmasın. Böyle bir şey. Hasut Çekemediği kişiyi ne yapar? Şöyle yapar. Hasta, fakir, zelil, perişan görmek ister. Ve bundan dolayı da sevinir. <laughs> Tokat yedi bak. Bahanesi var. Tokat yedi. Oysa ustadı Risale-i Nur'daki hiçbir kışır yoktur. Ben bunu e, takkeli iyiye, takkesiz iyiye onunla bile ispat ediyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Şefkat tokatlarında Belki ra, razı değildir diye ismi tay edildi diyor. Tamam. Oraya üç tane nokta koymuş. Oradan çıkartıldığına dair. Zaten böyle bir şey yok. Sen noktayı da koymasaydın. Böyle ta, razı olmadığında zaten biliyorsun. Silseydin, koymasaydın, yazmasaydın kimse bunu bilmeyecek. Bunu yazıyorsun ey ustad. Razı olmadı diye konulmadı. Oradan paragraftan onunla alakalı mevzuyu çıkarttığına delil kitapta 10. limada nokta nokta koydu Ha buradan bu çıktı diyor. Bize ne diyor biliyor musun o nokta nokta? O bile ders. Nasıl bir ders? Bak, paldır küldür rastgele bir insana şefkat tokatı yedi deme, gıybet etme. Bu gıybettir. Bu gıybettir. Razı değilse onu yayınlaması gıybetti. İşte onu koyuyorum ki razı olmayanın sen şefkat tokatı Onuncu ha. 10. Lema şefkat tokatı, zecir değil. Şefkat Tokan belki razı değil diyor. İsmi tayin edilmedi diyor. Razı değilmiş. İki kişi değilmiş. Ve iki tane yer nokta nokta. O zaman bir insana sen sordun mu? Senin hakkında Hasan sen Hasan şefkat tokat yedi. Hasan'ın şefkat tokatını yediğini Hasan razı mı? Belki Allah onun şanını yüceltmek ve makamı yüceltmek için sıkıntıya düçar etti. Şefkat tokatı değil. Sen ne gayb mı açıldı ona şefkat tokatı verildiğini? Nereden biliyorsun? Onun için ondan izin almadan onun hakkında ona ha, atfen şefkat tokatı yedi demek haramdır. Gıybet'tir. Bak gıybettir orada çıkartmış. Ta etmiş usta. Razı olmayan varsa diyor kendisinin ismini siler diyor. Mevzusunu da siler diyor. Orada da söylüyor şefkat tokatında. Gıybettir ya, gıybet. Böyle hasut olan yani o kıskanan, çekemediği kişi hasta görmek ister. Fakir görmek ister. Zelil, perişan görmek ister ve bundan da büyük altı sevinir böyle. Bu alçak bir şey ahlakı seyi var ya arkadaşlar bu bizde. Ahmet Mehmet'e yapmayın bu dışarıya uygulama. Bu bizde bu ahlakı seyyeni menşehi bu istidat var yani bizde. Fırsat versek kafayı kaldırır. Bu pislik ne yapar? Evde akrabalar arasında kullanır. Peki haset aynı zamanda suizanın da zeminidir. Suizamın zeminidir. Niye yapıyor o? Resul bu dersi niye yapıyor? Niye yapıyor? <laughs> ben bilirim. Ali niye yapar bu? Ali bu dersleri niye anlatıyor sağa sola? Ben bilirim. Ya yani ne biliyorsun işte ne anlatıyor netice. Ne zararı varsa kendi şahsınadır. Toplama faydası var işte. Sen bilmezsin. Nedir o? Suizan. Neymiş ya bileceğim? Ya şöhret için ya tanımak için. Ha, kime zararı var? Kendisine. Çocuklara faydası var mı anlattı? Var. Bırak kendisini yaparsa yapsın kendisini. Neticesi. Kalbini mi yardın sen? Ya Ali, Niye bunu şöyle yaptın böyle dedi. İman etti ama şey için yaptı dedi falan. Bir sahabe için. O da kafayı kesmiş. Ben de o da keserdim vallahi. Hem şaprazama keserdim. Vallahi keserdim. Kesti sahabe. Yalan yok. Neyi kestin dedi. La ilahe illallah dedi aldı. Ya, Resul, ya, Resul Resulallah sahabe o işte. Dedi ki o yalandan beni kesmesin diye şey yaptı ama ben inanmadım. Kestim dedi. Takdir görmesi gerekirken sen kalbini mi <laughs> Vallahi billahi öyle keserdim ki. Şimdi de keserdim. Yani denemezdim ki. Savaş ortamında seni dinleyeceğim. İhlaslı mı değil mi? Lan adam keserken ihlaslı mı kesiyorum, ihlassız mı kesiyorum? Kime hesap eder ya? Ha, bu ihlaslı mı kesiliyor? İhlassız adam kesmenin ihlası mı olur? Savaşıyoruz sen. Ben, ben seni yatırdım. Sen beni yatırsan sen beni kesecektin. Sen beni kesecektin. E, daha önce iman etseydin. İnsan hatırına gelmiyor. Yatırdım tam vuracağım. La ilahe illallah. Daha önce niye demedin? <laughs> Geldi ben bunu hesap edeyim. Ama Allah Resulü öyle değil işte. İşte o bu, garip değil. Normal bir düşünme işte ya o başka bir şekilde düşün. O o da sevinmişti sahabe ne güzel takdir göreceğim diye. <laughs> Dedi ki kalbini mi yardım? Allah Allah. Nasıl bir ahlak ya? Buna ne bileyim ya. Ahlak de işte. İyi ki böyle bir peygamberimiz var ya. E, yetmiyor. Dünyada böyle bir rehberimiz. Ahirette bir şefaatçimiz. Ve hakkını saklamış biliyor musun? Allah'a nazdarlığın tepki herkesin bir hakkı var yani mesela helak edeyim dedi. Diğerleri helak etmesini vesaire peygamberler kullandılar. Evet peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da o bir duası var mutlaka kabul. O evet. tekiler burada helak olmalarına, batmalarına haklı tabi? böyle. Hep kullandılar o haklarını. Allah Resulü Aşır Meydanı'na saklıyor. Allah. O hakkını. Evet. O hakkını. Allah kırmayacak o dediğini yap. Sen memnun edileceksin diyor ayette sen memnun edileceksin. O hakkını bizim için saklıyor. Allah mesela ala emanet. Ya o da şefaatta kullanacak. Affedilme diye. Ümmetinin en sonunu almadan cennete gitmeyen peygamberimiz var. Haşır meydanda en böyle sürüneni de bile kaldırmak kaldırmadan onu da kafilesini almadan gitmeyecek cennete o da. Böyle bir şefimiz var çok şükür. Demek ki ahlakı seyyiye aynı zamanda ahlak hasene bu. Haset o kadar nimet ki. Vasatı nimet. Bak sende olsun bende de olsun. Gayretmiş. Haset. Çoğufülü böyle. Ulan niye onda teknoloji var bende yok? Bak teknolojiye. Nimet. Haset bak nimet. Niye onda uçak var bende yok? Birbirimize müspet e, şey rekabet demek? Ramu var. Risale-i Nur'la bu, bunlar varmış ya bu mana. Bende de olsun ya. Bak haset müspet. Ahlak hasene bu. Hani var ya mektubatta 36'da. haset. Dünyayı sevme, haset etme, gıybet etme, adavet etme. Yani fıtratını değiştir. Teklifi alay utak. Diyor. Hayır. Ama böyle böyle yap. Nimet. Bu hal en hafif tabirle hakikatları ve dünya hayatının ahirete bakan hikmetlerini hakkıyla bir bilememenin ve iman zaafının alametidir. Yani e, haset ettiği yani o kişiyi mesela hizmet ediyor hasta görmek istiyor. Fakir, zelil, perişan. Bu en hafifi itibariyle hakikatleri anlamamış. Ahireti dünyaya çekmiş. Bunun için oluyor. Ve bizde uyanmaması olur mu? Olmaz. Uyanacak. Bu küçük cihat, küçük cihat dışarıdaki içimizde uyanacak. Ama dur lan. Sen dur. Niye uyandı deme sakın. Asette veya gıybette, asette, şehvette ne bileyim nefrete, kinde, öfkede her şey uyanır. Allah hakkına, hakkında, peygamber hakkında, ahiretten küfür sözleri de uyanır. Onu söylemedikçe, onu namel etmedikçe cihattır. Büyük cihattır. içinde çünkü sen tek yoksun ki burada. Bir nefis var. Nefsin aynı böyle. Bu kitabı gördüğünüz gibi, bu telefonu gördüğünüz gibi nefsile mire sahip nefis. Nefsin nefsi nefsi vücudu var. Nefsi vücudu haricisi var, mahluktur. Ruhu nedir biliyor musunuz nefsin? Ruhu hevadır. Kalbi hevestir. içsel i̇çsel yapısı histir. Nefsin aklı nedir? Vehimdir. Vehim. Görüyor musun bu adamı? Bu mahluk. Bu hal en hafif tabirle hakikatları ve dünya hayatını Hayatının ahirete bakan hikmetlerini hakkıyla bilememen. Ya bilmiyor. Ama suret taktan gelir böyle. Haset öyle bir şey ki. Öyle ben haset ediyorum. Aslında hasetim demiyor. Mutlaka bir kılıfla gelir o. Mutlaka bir kılıfı vardır yani. Makul bir kılıfı vardır. Korumaklık olur. Hizmeti ben koruyorum. Sanki hizmetin sebebi. Bırak hizmeti korumayı ya. Hizmetle kurtulmaya çalış. Hizmetin korumaya ihtiyacı yok. Bazılar var böyle. Padişah'dan daha padişah... İslamiyet'i koruyorum. Bırak kardeşim İslamiyet'i korunmaya ihtiyacı yok ya. Koruyan Allah'tır. İslamiyet'le korunmaya çalış. Hizmeti korumayı bırak. Hizmetle kurtulmaya çalış. Hizmetle kurtulmaya çalış. Ben neresini koruyacağım ya hizmetin? Nasıl koruyacağım? Ben e, hizmeti koştururken hizmet hizmet ediliyor. Çanta Cabin dediği gibi Allah rahmet etsin. Demiş Allah ahiret, Allah ahiret. Gündelik hayatta hep bunu anlatıyorlar. E, aleyhisselam gelince de seni Allah ve ahiret derken yakalayacak diyor. Bak imanın kurtulmuş oluyor. Yani zahirde hizmet ediyorsun gibi gözüküyor. Aslında kendine canlı tutuyorsun. Canlı yapıyorsun. Allah her gün Allah diyorsun, ahiret diyorsun. İş şuna buna bir Allah ahiret, Allah ahiret. Veya anlatamadığın kişi olan nasıl yapsam ya bu falan geldi. Yani nasıl bir yol bulsam da anlatsam. Aklın da hala orada o anda vefat etsem Allah ahirette gittin işte. Bu hal ise bütün varlıkları ve hadiseleri kayyumiyetle tasarrufunda tutan ve hikmet-i ilahiyenin hakimiyetini bilememenin, bilememenin veya unutma gafletinin varlığına delalet eder. Bak burada varlığına bilememenin veya unutma delalet ediyor. Yani Allah Allah. Yani gaye ilahi. Ne kaldı canım? Ben erken gitsem ne olacak? Sonra gitsem ne olacak? Hep, hepimiz geleceğiz. Yani burada bir süreçtir ya. Dünya bir süreçtir. hepimiz buradan çekip gideceğiz. Burada bir e, sahne almak için geldik. Yani bir saat diyor hadis-i şerifte. Bir saat. Oraya bakın isterseniz. Unutma gafletinin varlığına delalet eder. Unutma, gaflet. Gaflet bilmemek değil. Bilmeminin unutma hali. Gaflet. Yani gafletin tarifini yapayım size. Geleceğe kör olmaktan maziye sar. Geleceğe kör olmaktan hasıl olan yaratılış hikmetini unutma hali. Geçmişe vahye sar, ahirete istikbale kör olmaktan dünyada yaratılış hikmetini unutma hali. Anda boğulmak Anda işte. Bu hakikat layubalüne, layubali yani, yani ifadesinin geçtiği İbn-i Mace'de mukaddeme 9. hadiste e, hakikatına zıttır diyor. Yani hakiki ehli hakikat İslam dairesindeki yardım yardımlara da muarızlara da hissiyata müstenit değil ancak hak üzere davranmak faziletini gösterir ve Allah'ın icraatına teslimiyette esas alır. Buraya kadar şey yaptık. Şimdi yerini okuyacağım. Aşağıdan okuyorum ben. Atlıyorum. Hasedin çaresi hasit adam yani Kıskanan adam haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Nesine haset ediyorsun adamın? Malına, yakışıklına, makamına, ne bileyim ilmine. Bak bakalım. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muvakkattır. Faydesi az, zahmeti çoktur. Yani zahiri böyleyse. Eğer makamı dünyalıksa. Dünyalıksa şöyle. Dünyevi hüsün. Güzel, yakışıklı ve elindekiler. Kuvvet, mertebe, servet, fanidir, muvakkattır. Faidesi az, zahmeti çoktur dünyaya baktığı için. Eğer uhrevi meziyetleri ise bu adam fazilet, kemalat var mesela. Öyle bazı insanları ben biliyorum ki Allah'ı bile kıskanıyor. Eğer uhrevi meziyetler ise adamın fazilet ve kemalatı varsa onda kıskanma nasıl olacak? Zaten onlar set olamaz. Ne güzel namaz kılıyor be. Lan o işte güzel işte hakka seni teşvik ediyor. Mesela Ali baktım ki bir namaz kılıyor. Allahu Ekber. Biz de arkadan seyrediyoruz diye orada vitrin olarak kılsa tabii o kendisine zararlı. Ama hayatında böyle güzel namazı varsa, hayatında takva varsa onda ne diyor bak eğer uhrevi meziyetler ise bu uhrevi Zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda da haset yapsa. Yani adamın güzel Kur'an'ı var, güzel imanı var, namazı var. Veya en önemli şu anda kıskanılan şey. Her şey var jipin içinde ama buhran geçiriyor. Bir daha. Her şey var, kariyeri var, parası var. Siz burada olanların ekseriyeti mutlaka mühendis ve hep iş güç sahibi insanlarsınız. hepsi. Ha? Hepsi cipli. <laughs> ha. Ha böyle bir yerde cep, cep para cipi de var. Evet. Ama niye insan mutlu değil? O çok önemli. Niye değil yani? Adam jipi kullanıyor. Hava sıcak camı açmış. Suratını görüyoruz arabada. Trafik sıkışmış. Surat mahkeme duvarı gibi. Bitmiş yani. Lan her şey var ama niye mutlu değil? Mutluluk burada. Za dedim ya burayı. İşte eğer özenilecekse onun imanına. Onun içsel ...dünyasındaki cennet gibi hayatına... ...özenebilirsin. Ama haset edilmez. Ne yapılmaz? Eğer onlarda da haset yapsa... ...ya kendisi riyakardır... ...ahiret malını dünyada mahvetmek ister... ...veyahut... ...maksudu riyakar zanneder... ...haksızlık eder, zulmeder. <laughs> ya der ki o niçin yapıyor biliyor musun? O riyakarlık için... ...desinler için yapıyor. O namazı niye kılıyor? Dersleri niye gidiyor... Niye cemaate gidiyor? Akrabalarda duyarsınız akraba. Cemaate niye gidiyor? Zengin olmak için. Baksana adam Allah tabi bereketini de vermişse biraz. Baksana bir şeysi yoktu. Cemaate gitti. Zengin oldu. Cemaat verdi. Sen de git. Sen de git o zaman. Bir tanesi dediği gibi. Dedi ki hoca dedi bizim köyde. Gençtim de şimdi bu yaştayken değil yani çünkü o şimdi şey yapamam O yaşları yok. Eskide gençtik. Yaşlar böyle biraz tahakküm ederdi. Hoca buyur dayı dedim. Oraya gidiyorsunuz uçuyor musunuz? Yani bir şey desem babamın yaşında demesem bana yazık desem ona yazık. Tamam. Dedim ki dayı uçabilseydik dolmuş parasına kurtarırdık. Dedi ki bu sefer doğru söyledin dedi ya. Sen dedim çarşıya neyle gidiyorsun pazara? Dolmuşla gidiyorum dedi. Ben dedim şimdi uçabilsem Niye dolmuşa bineyim? Sen dedim uçabilsen şimdi dolmuşa biner misin? Bilmem dedi. O zaman sen de gel dedim dayı. Uçmak mü, mü? güzel bir meziyettir. Niye gidiyorsun? Uçma Uçacak mısınız? Uçmak kötü bir sıfattır dedim. Yok dedi. Çok güzel dedi. Ee, sen de gel dayı dedim. Gel beraber uçarız. <laughs> yani acayip bir şey ya. Yani insan sistemi bozuldu mu ne diyeceğini kime ne diyeceğini bilmiyor ki ne yaptığını da bilmiyor. Bunu bana diyen inan ölmüş ya. Yani. Ya ölmüş. Şimdi Allah bilir ne kadar pişman. Ah Hasan'ım derdi şimdi. Hoca demezdi şimdi Hasan'ım derdi. Şimdi orada gördü ya. Onya ile Konya'yı. Acaba hocam derse misafir oldu rahmet mi istiyor? Her rahmet Allah, Allah rahmet. Amin amin. <laughs> Afetsin. Namaz rahmetiniz. ettim canım. Allah amin amin. <laughs> <olur gülüyor> <sen> evet. <nasıl? gülüyor> Ama hani namazlıydı ya. <laughs> Çok şükür. Risale-i Nur'u köylerde vesaire şey yaptığınız zaman zannediliyor ki yeni bir din gelmiş. Çünkü hayatımıza format atıyor ya. Din namına ne kadar uydurukları yaşanıyordu. Adam hakiki şey geldi, imanı tahkiki geldi. Onların gaye dindiğini gaye dinmiyorsun böyle. Basit basit şey ben sen gaye dinmiyorsun ya. Mesela bir bakıyorsun kariyeri, makama, parayı pam putlaştırmış. Senin için sen umurunda değil. Onlar vasıtaya diye bakıyorsun. Ulan nasıl açmış ya bunu diyor. Kim? Heh hem ona gelen musibetlerde memnun ve nimetlerden de masum olup keder ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Allah ona iyilik yapıyor ya. Adeta diyor ki bak bir de okuyayım. Ona gelen musibetlerde memnun. Allah bela verdi zannediyor. Musibet vermiş bela diyor. Allah belasını verdi bak diyor. Memnun. Nimetler ise olursa masum olur. Adam kat attıkça sanki bu çıldırıyor. Tam, yani bina yükselmiyor adam aşağıya gidiyor kendisi. Ona gene kat attı diyor ya. Gene yukarıya çıktı diyor. Yani mahzun olup kader ve rahmet ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklere küsüyor. Niye verdin? Vermemem lazımdı. Bir de bela da öyle ha. Allah belanı versin. Allah ya ona belasını ver. Beddua ne kadar rezil bir şeymiş ya. Abi çare kısmında dersin başında okuyacağım Şahsı maneviye bağlı olmak o tarz bir Evet. Evet orada nasıl olur? Tek başına muvaffak olamazsın. Yani hiçbir şeyde bu mesela bak 7. lemada geçiyor değil mi? Allah'ın sahabelerimize Celle Celalu en büyük ihsanı neydi? Mahfir. Mahfiret. Heh. Fakat şimdi demiyor. Bu asırda bir Müslümana en büyük ihsanı nedir? İstikam. Çünkü ba şey sikke 163. He? Hiçbir, şey Hiçbir şey durmuyor. Nedir o? Festakim kemal mürte. Peygamber'e diyor ki, o sahabeleriydi. Peygamber'in üzerinde bize şöyle diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru o. Ruhu. Sonra ne diyor? Fert, şans, istikameti yoktur. Çünkü istikametsiz bir asır. Ba şey, sikke gayb 163. Hı. Fert istikamet var. Bir insana özenilecek ne var biliyor musun? İstikamet mi bu. 10 sene önce nerede duruyordu? 10 sene sonra bu adama bak. Aynı duruyorsa istikamet. Bu asırda en büyük nimet diyor orada istikamettir diyor. Niye? Kur'an'da Filistesi, Kur'an Filistesi Fatiha'dır. Fatiha'da ey Allah'ım ilmimi artır, servetimi artır, şunu artır bunu artır demiyor. İhtine sıratel mustaqim. Evet, 40 defa diyorsun. Ya? Hafta demiyorsun ha. İhtine sırat sıratel mustaqim. Çünkü her şeyin zemberi, temeli istikamet. İstikamet yoksa eldeki nimet de nikmete hizmet ediyor. Açtı haseti de öyle. En büyük nimet, Sibgatullah kardeş, en büyük nimet, servet, para, yakışıklık, alimlik, reis, cemaat reis olmak, dünyanın siyaseti, devlet başkanı hiçbir şey değil. En büyük nimeti ilahiye peygamberimize Allah'ın söylediğidir. Ey peygamber emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ondandır ki Şeybettin suretin Hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Hud suresi bize neyi hatırlatıyor aynı zamanda? Bu mesele orada geçiyor. Hud suresi diyor. Şeybettin suretin Hud diyor. Peygamber Hazreti Hud suresi beni ihtiyarlattı. Sebebi fes takim kemamürte. Emrolunduğun gibi dost olun. Peki Hud suresinde ne var? Birinci şu ada usta tazetleri nur talebeleri imansız kabre girmezler. İmanlı kabre girerler. Ayetin ebcedi ve manası ile çıkarttığı ayet nerede geçiyor? Hud suresinde geçiyor. Bir daha okuyayım şurayı. Hem ona gelen musibetlerde memnun nimetlerde masum olup kader ve rahmet ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Niye verdi ya? Allah Allah. Adeta kaderi tenkit, rahmeti rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Mektubat 266. Bunlar arkadaşlar okuyoruz ama koruyucu hekimlik bilgileridir. İş başa gelince bunlar okusan çare olmuyor. Bir kere start aldı bir hareket. Bir taş neye yuvarlanır der hocamız derdi. Çünkü karar kılmak için. Ne zaman durur? Karar bulunca durur. O hız, o hız karar bulmadan durmaz. Mesela onun için bir devletler çöker. Büyük volan dişlisi olduğu için o devlet Çökmüştür ama Osmanlı gibi 300 sene daha devam eder. O devlet sağ zannediyorsun. Amerika'da öyle. Çöktü ama büyük dişli olduğu için durması birkaç zaman alıyor. Oysa iflas etmiş, bitmiş. Volan var ya volan, motorun arkasındaki o dişli. O sonra durur. İlk önce şey yapar, devam eder. Osmanlı 300 senede istof etti. Fakat volanı 300 sene dur. Amerika'da öyle. İflas etti. İflas etti ama durması biraz zaman alır. Almanya Avrupa iflas etti. Durması o diştinin zaman alıyor. Hemen durdu el freni çek öyle yok. Öyle olmuyor. Bir insan da öyle. Bir anda batması. Battı ama hala sağ zannediyorsunuz. Vefat edenin de 6 saatten kılı çıktığı gibi. Vücut hücreler çalışıyor. Ya. Demek Müslümanda bulunması gereken ihlas ve faziletle haset birleşmiyor. Yani kişide, yani şun, şunun için söylemiştim atlamayayım. Bu işimi, içimizdeki bu kurt var bir ne buldu mu emsaller arasında? Okusan da olmuyor. Niçin olmuyor biliyor musun? Önceden girdiği için. Ama tıpta şöyle var koruyucu hekimlik. Daha hasta olmadan hastalığın öncülerini, zeminlerini yok edince onunla mücadele etmek kolay. Çünkü daha gelmemiş tutunamaz. Ama bir kere geldi. Bir kere kendisini ifade etti. Tutundu. Şimdi mücadele dahil de olur ki seni yorar. Onun için bunlar çok önemli. Evde de öyle. Aileleri birbirine düşüren, aile ve akrabalar arasındaki suizana sebep olan hasettir suret taktan gözüküyor. Eğer biz bunu şu anda ve eve giderken biz bu Allah Allah haset böyleymiş tefekkür edersek hasedin konusu haset olursa içimiz kendimiz kendimize konu etmiş oluruz ki ilim olur. Ama ben bu ilgiyi, he ya bak kıskanıyor desem Ali var ya Ali Ali şöyle yapmıştı. Ve öyle gidiyor. Vay be anlamamıştım ya. Vekoz'da şunlar olmuştu. Bak bu bilgiyi alıyorum. Şu anda derste de cemaate uyguluyorum. Bu nedir? Bu bu bilgi değil. Bu zandır. Bilgi orada bırakmaktır. Peki ilme dönüştürüyorum bak. Her içeriye giren bilgi ilim değildir. Bilginin konusu kendisi olursa ilim olur. Ya yapıyorum. Bu haset konusunu aldık mı şimdi konu? Böyle tehlikeli bir şeymiş. Allah Allah böyleymiş, şöyleymiş. İfrat tefritin söyledik. Bu bilgiyi aldık. Bilgidir bu. Allah Allah beni nereden şey yapabilir? Bu nasıl kapar? Süre taktan gözükür. Der ki Hasan abi meslek ve meşrepte yanlış gidiyor. Mesela Ali dese ki meslek ve meşrepte yanlış gidiyor. Bak kimler de yapıyor. Du, 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 du. Şuradan toplan da, Şurada 10-15 senede ikiden bir şey de buldum. Ha bu hasreti e, harici uygularsan zan olur, bilgi olur. Eğer acaba ben burada bir hata yapmış olur muyum? Kimseyi su yüz zannetmiş olur haset bilgisiyle kendimi tefekkür edersem, ha şöyle yaparsam hasetten kurtulurum. Bu haset bayağı tehlikeliymiş. İyi ki bu derse gelmişim. İç alemimde böyle akrabalar, hele kadınlar da çok aktif olan bir şeydir. Ee, yani e, kız haset onlarda şeydir. Erkekte, erkekler daha çok hangi şeyle imtihan olur? Servetle, gelecekle. Aynen. Gelecekle imkanı olur. Yani servet, kariyer, araba falan. Nasıl ki bebekler böyle erkek çocuksa brum, brum, brum. Araba çalıştırıyor. böyledir fıtrat. Ötekisi bebeklerle oynar vesaire. Yani bunlar daha çok haset. Yani kadınların imtihanı mazidedir. Erkeklerin imtihanı daha çok geleceğe aittir. Kariyerdir, menfaattır. Yani makamdır, paradır. <laughs> kadınların daha çok bu haset şeyidir. Daha zaaf noktalarıdır. Daha çok dikkat etmesi lazım. Bu haset bilgisiyle aman dikkat edeyim bu bunu yazmam lazım. Bunu şey yapayım. Haset bilgisiyle kendi kendi aleminde düşünürsen bu bilgi ilim olur. Bilginin konusu kendisi olursa ilim olur. Yoksa her alınan bir bilgi içeride ilim olmaz. Malumat olur kulan tabiriyle kitap yüklü merkep olur. Bilgi ile ilim arasını söyledim. Bilginin konusu kendisi olursa ilme dönüşür. Eğer farz fa, fa, farz edelim veya zan zan olursa yani harici olursa zan olur tenkit olur. Bu bilgi haset bilgisi hariç ile şey yaparsan tenkit olur suizan olur ve bilgi kalır. Evet. Demek Müslümanda bulunması gereken ihlas ve faziletle haset birleşmiyor. Yani kişide ihlas varsa haset hissi ona mağluptur. Eğer haset varsa ihlas faziletinin mahkum olduğu zannı galiple bilinir. Yani gayri ikisi zıttır yani. İhlas da bu zıttır. Yani bir daha söylüyorum içeride olmaması mümkün değil. Bu var. İçimizde haset kaynar. içimizde riya kaynar. Önemli olan 86'sının sayfasına geçiyor Ömer Nasıl Bilmen'de. Hmm. Peygamber Hazreti Sadesi'nde içinizden geçeni konuşmadıkça yapmadıkça fazilettir, cihattır yani. Tamam. Mı? Ha, şimdi bu içimizden geçer. Ama o kontrol edilmeyip onunla amel edilmezse diyor ustad diyor. Onun hiçbir zararı yoktur. Zaten gelecek uvvet esasında. Ama Onunla amel edilirse işte yıkım oradadır. Emsallerin bunu not alması lazım. Yani hizmette en çok şey yapan ya haset ettiği için haset etmiyor. Sureti hakta gözükür. Mutlaka bir şey bulur. Ben seni tenkit etmeye karar vereyim hele. Ben bulurum 3-5 tane bir şey. Nasıl bulamam? Sofrada yemek yerken ağzın sesini duymam bana etiyor. Ben bunu ne biçim yiyorsun lan hemen. Ağzım şöyle. Ötekim hale duyuyor. Veya kaşığı vurmayacak. Yani Kaşık şey vurmayacaksın. Öyle misal veriyorum ki bu da edepten <laughs> de şey yapıyor. Yani ben tenkit etmeye karar vereyim sana. Sebe 100 tane sebep bulurum. Derse gelmeye karar verdiğimse 10 tane sebep vardır. Gelmemeye karar vereyim 100 tane sebep vardır. Ya can canlı yayına girelim. Ya. Ben her gün zaten haftada bir gün derse gidiyoruz. Ya zaten bu adam yine bir şeyler anlatacak. Ya. Bilir zaten. Ya Kayıttan dinleriz. Bir sürü sebep var kardeşim yani kişide de ihlas varsa hasetisi ona mağluptur. Eğer haset varsa ihlas faziletinin mahkum olduğu zanni galiple bilinir. O halde insan fıtratında yaratılmış olan hasetisinin görüyor musunuz? Evet. Hasetisinin fiile çıkmasına yol yol vermemeli. Yani bu alet onun için yarıyor. yarıyor. Bana bakmayın oraya bakın. Bak vermemeli. Yani içimizden çıkacak bu. içimizden bu çıkacak. İçimizde vardır. Uyanmasından korkma. Endişe etme. Bu niye vardır diye endişe etme. Kontrol edememekten ondan endişe et. Unutmayın. Haset her meslek erbabının içindedir. Mesleğin dışındakiler haset olmaz. Yani kasaba manav haset etmez. Kasabın hasudu kasaptır. Manavın kıskancısı, hasetçisi manavın manavdır. Benim dü benim düşmanım, benim hasetçilerim benim cimsinden olanlardır. Dinsizler değildir. Dinsiz benim yaşadığım haberi yok ki. Mesela iyi bir futbolcu tam iyi bir top oynuyor. Ömrümde ben onu haset etme hatırıma gelmez ki. Lan ne güzel topa vuruyor. Lan hangisi ya? Yani? yani benim hiç, hiç dünyamda yok ki. Göksel Selam 5 saniye sonra mutlu He, nereden bileceğim ya ben şeyi? Yani keyif alırsın? Ne güzel ha. Yorulur. ha o zaman futbolcunun hasetçisi futbolcudur. Kasabın kasaptır. Vakıfın vakıftır. Müslümanın Müslümandır. Kadının düşmanı kadındır. Erkeğin düşmanı erkektir. Kadın dışarıya erkek için süslenmez. Kadın için kıyas olmayayım diye 24. lemada. Vaydi kıyas olmayayım diye. Her her meslek kendi erbabında. Yani bunu boşuna anlatmıyorum. Kendimi yırtmıyorum. Aynen. Emsalsınız. Yani mütemayiz değilsiniz. Mütemassilsiniz. Hizmette emsalsınız. Eğer bir sizi aşkın, sizi motive edecek bir şahs manevi hareket etmezseniz misilse bunlar depreşebilir. Çünkü haset kendi cinsindendir. Unutmayın haset kendi cinsinden olur. Hani poliste şöyle bir şey vardır. Madde okumuştum. Bir müdürün ayağı kaymışsa kim yapmıştır? Adın gibi bir, Kimin işine yaradıysa o cinsten, o tayfeden yapılmıştır. Başkan değişti, belediye başkanı yardımcıları değiştirdi. Kim ya ben bu kadar 15 seneden beri ben buraya hizmetim burayı çok iyi biliyorum. Benden istifade etsin. Bilgimi, tecrübemi kazansın o başkanı rahat bırakmaz da. Diyorlar ki onu kaldır seni boşuna getirmedik. Kim onları getirdiyse onların dediğini yapmak zorundasın. Onun için hizmet edenlerin hasetçisi hizmet edenlerdir. Seni buradaki hizmetini aşağıdaki ressam yapmaz. Karşıdaki bakkal seni haset etmez. Her haset kendi cinsindendir. Dikkat etmek lazım. Peki İçimizde olmaz mı? Olur. Vehim ve vesvese olur. Çıkmasından korkma. O kontrol edilemezse, yöntemin yoksa, koruyuculuk hekim namı altında o bu o mikroplardan önce bu dersler olmamışsa sıkıntı olur. İçeri girdikten sonra mücadele etmek çok zordur. Girmeden yakalayacaksın. Şimdi o halde insan fıtratında yar, yaradılmış olan haset hissinin fiile çıkmasına yol verilmemeli. Allah niye yaratmış? Cavuru haset et. Zındığa haset et. Nasıl yapıyor böyle? Adam teknoloji uçağı yaptı. Ben ne yapayım? Veya müsbet haset şu. Bu kardeş ne yapıyor? Değerler dersini giriyor şey yapıyor. O tekisi ne yapıyor? Dersini açtı ya. Ulan, ben de açayım ya. Nerede açtı? Ümraniye'de. E ben de Kadıköy'de açayım. Onlar ne yapıyor? Müsbet. Vallahi gençleri topluyor. Bilmem bir şey yapıyor. Bir tanesi diyor ki Abi ya diyor böyle şey mi olur diyor. Topluyorlar diyor. Yemek yediriyor bilmem ne yapıyor. Tamam lan. Yemeksiz peygamber aleyhisselatü vesselam tebliğ mi var dedim. Sen niye söylüyorsun onu? Niye söylüyorsun onu? Abi diyor ama genç. Lan, toplan lan sen de topla. Sen onlarda bisküvi ver. Yemek Sen bana bir tane peygamber aleyhisselatü vesselam cemaatini toplayıp da yemek vermemiş tebliğ ettiğini göster bana. Mektubatta. Mutlaka yedirmiştir içirmiştir ya. Yedir. Ne biçim anlarsın lan sen? Bana bunu niye soruyorsun? Sen de topla. Acayip bir şey ya. Güya süre taktan böyle dalinamiyan. O halde insan fıtratında yaratılmış olan haset hissinin fiile çıkmasına yol vermemeli ve fikren ve niyeten de kişi haset hissine muhalif olmalıdır ki zararı dokunmasın. Uyanık olacağız. Ya yani bu mikrop bizde de var. Herkeste var. Ustadımızın şeyini bitireyim şurada. Hazreti Ustad bir külli kaide maliyetini şu irşadı yapar. Eğer desen ihtiyar benim elimde değil. Fıtratında adavet var. Hem damarıma dokunmuşlar vazgeçemiyorum. Yani damarımda da haset de var. Ne yapayım ya? Biraz ya. Heh. El cevap suyu hulk. Ne demek? Ve fena haset eseri gösterilmese. Yani suyu ahlak yapmazsan. E böyle davranışta öyle gelmişsin. Şöyle bir gelmiş surat asık, mahkeme duvarı gibi. Davranışlarım zehir zembelek. Yani adam motive edecek. O nereden geliyorsunuz? O kardeşim hoş geldiniz falan. Nereden geliyorsun kardeşim? Falan Kim nerede var? Öyle, Öyle mi ya? Bir daha yüzüne bakmıyor var. Var ya sanki. Ne, nereden geldin? Ahmet'in oradan. Niye Ahmet'i ben sevmiyorum ki? Otomatik sende de sevmeyen, sev sevilmeyen kategoriye girdi. Ya yani, acayip bir şey. Bu sui hulk. 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 Ahlakın Hul, hulk, hulk var ya hulk yani istidatlar huyların cemine ahlak denilir huluklar yani huy tabiat suyu hulk fena hasret eseri gösterilmese gıybet veya haset gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmese içimizde haset var baksana adam neler yapıyor çok iyi yapıyor ha onunla amel edilmese kusurunu da anlasa zarar vermez yani ben benim içimde var. Mesela kadın dese ki ya biz daha var otomatik. Onun da amel etme. Yani içinde duruyor değil mi? Dursun. Dursun. Senin devamlı faziletini atar. Mesela bir tane dedik, abi ben buradan rahatsız oluyorum. Nasıl kurtulurum? Formülüm bir şey var mı böyle? Ustad böyle diyor. Akıbetine baksın. Ya bana başka bir şey söyle böyle. Dedim ki kim haset ediyorsan ona her beş vakitte şöyle yap. Onun şey sana kim getiriyor? Hasreti kim yaptırıyor? Şeytan. Kime hasetin geliyorsa akrabandır, yakınındır şöyle yap. Ya Rabbi Allah'ım ona merhamet et. Onu ve beni affet Allah'ım. Onu Ali eyle ya Rabbi. Davada kayma eyle ya Rabbi. Kalbini kaydırma ya Rabbi. Dua edince ona şeytan diyor dua ediyor lan bu. Hakikaten dua ediyor ya. İki de, bir dua, iki dua. Şeytan bu sefer onu haset ettirmez sana. Haset ettiğin kişiye dua edin bak sıyrılırsınız. Dua edersen sıyrılırsın. Çünkü dua ettirmez sana amel edilmese kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil vazgeçemiyorsun. Senin manevi bir nedamet gizli bir tövben ve zimli bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o hasrete o hasrete haksız olduğunu anlaman onun şerinden seni kurtarır. İşte ey musibetse de ve ihla ve ihtilafa düşmüş ehli hak ve ashab-ı hakikat bu musibet zamanında İhlası kaçırdığınızdan ve Riza ilahiye, Riza ilahiyi, munhasıran gayi maksat yapmadığınızdan eli hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebep verdiniz, sebebiyet verdiniz. Görüyor musunuz orada? Evet. Ha, verdiniz. Umuru din, diniye ve uhreviye de rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi bir tek şeye çok eller uzamasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden musaheme, zıtlaşma, münakaşa, musabaka sebebiyet sebebiyle gıptaya yani bir ekmekse tek bir şeyse Dünyalı makamları öyledir. Yani bir tane belediye başkanlığı var. Bir tane bir şey var. Ama dini hizmette e efendi olmak, gönüller üzerinde insan olmak, sevilmek, talep edilmek bir tane değil ki on tane. İstersen 500 tane olsun. Hepsinin yeri, hepsinin fazileti farklıdır. Bir tek ekmeği çok mideler istemesinden muzaheme, münakaşa, musabaka sebebiyet sebebiyle gıptaya Sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir şeyi vahide çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını tatmin etmediği için rekabete düşüyorlar. Lemalar 156. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin. Bu ahlakı seyyilere bizi düşürmesin. Düşmeyi de eğer düşürmüşse, düşen kardeşlerimiz varsa Cenab-ı Hak onlara yardım eylesin. Bizi de bu ahlak-ı seyyid ve suyuhluktan hıfsı emin eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzı maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan, taunlardan, tufanlardan, ahlak-ı seyyelerden hıfsı emin eyle ya hafızı celal. <laughs> ve ahirde vahum. Enilhamdülillah Rabbil Ya Rabbi İslamiyete gazeye ve bilad ı İslam'a nerede mücadele ve ve yapıyorlarsa, hizmet ediyorlarsa, koşturuyorlarsa, cihat ediyorlarsa, Ya Rab onlara yardım eyle. Amin. Yardım edenlere yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Düşmanlık edenlere kahar ismini perişan eyle Ya Rabbi. Amin. Kahar ismini kahar perişan Amin. eyle Ya Rabbi. Amin. Ve ahirde vahumenin hamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Amin. Cenab-ı Hak hepimizi Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmette, ihlasta, sadakatle, samiyette ettirmeyi nasip eylesin. Amin. Birbirini Allah için sevenlerden etsin inşallah.